Akciğerlerdeki difüzyonun ne kadar kaliteli olduğunu belirleyen bir test vardır. Bu testin kısaltması çok da akılda kalıcı bir kısaltma olmadığı için her harfin üzerinden sırasıyla geçmek istiyorum. D harfi difüzyonu, L akciğerleri, CO ise karbonmonoksiti temsil eder. Karbonmonoksiti buraya not etmek istiyorum. Evet. Bu testi yapmak için kullanılan gaz karbonmonoksittir. Ve haklısınız. Karbon monoksit, evlerimizden uzak olmasını istediğimiz o zehirli gazdır. Birazdan neden bu zehirli gazın kullanıldığına değineceğim. Teknik anlamını düşünecek olursak difüzyon yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona geçiş anlamına gelir. Ama biz bunu daha basitçe bir gazın A ve B konumları arasındaki sınırdan geçişi olduğunu düşünelim. Akciğerlerimizde hava yollarının en ucunda Gaz alışverişinin gerçekleştiği alveoller olduğunu biliyoruz. Alveoller kan damarları ile kaplıdır. Akciğerlerin bu kısmının görevi kandan hava dolaşımına, hava dolaşımından da kana gaz geçişini sağlamak olduğu için bu noktadaki difüzyon bizim için çok önemlidir. Hava dolaşımından kana geçen gazın oksijen, kandan hava dolaşımına geri dönen gazın ise karbondioksit olduğunu da not edelim. Videomuzun konusu olan test akciğerlerin bir gazı kan dolaşımına aktarabilme yetisini ölçer. Teste gelecek olursak, evet ım, bu hastamız Demir Beyoz. Demir ismini baş harfi olan D ile bize difüzyonu hatırlatması için seçtim. Demir Bey'in hava yollarına bakacak olursanız, hava yollarının ağzına ve burnuna bağlı olduğunu görebilirsiniz. Buruna giden kanal buraya çizilmemiş ama onu da ekleyelim. Evet. Burun deliklerini buradaki hava yoluna bağlayan bir kanal daha vardır. Testi elde edeceğimiz, rakam ve verinin izole edilebilmesi için test sırasında Demir Bey'in burnu tıkanır ve sadece ağzından nefes almasına izin verilir. Makinenin neye benzediğini tam olarak çizemeyeceğim ama neler olup bittiğini anlayabilmeniz adına test sırasında Demir Bey'in ağzına takılacak parçayı şu şekilde çizmeye çalışıyorum. Bu parçaya bağlı olan bir rezervuar vardır ve Demir Bey bu havayı solur. Soluduğu havayı dışarı verdiğinde ise hava başka bir makineye aktarılır. Onu da şu şekilde çizmeye çalışayım. Havayı soluduğu birinci rezervuarda testede adını veren karbonmonoksit gazı bulunur. Demir Bey'den elinden geldiğince derin bir nefes alması istenir. Karbonmonoksit hava yollarından aşağı iner, akciğerlerini doldurur ve gazın belirli bir kısmı kana karışır. Nefes alması bittiğinde nefesini çok kısa bir süre tutar ve daha sonra da akciğerlerini elinden geldiği kadar boşaltacak şekilde güçlü bir nefes verir. Bu sırada makineye bağlı olan bilgisayarın yaptığı iki çeşit hesaplama vardır. Demir Bey'in soluduğu ve dışarı verdiği karbon monoksitin ne kadar olduğunu öğreniriz. Bu iki rakam bizim için önemlidir. Çünkü içeri giren gaz miktarından dışarı çıkan gaz miktarını çıkardığımızda kana karışan gazın ne kadar olduğunu bulabiliriz. Not ediyorum. Kana geçen yani difüze olan gaz miktarı. Şu ilk çizime geri dönüp test sırasında olanları burada da gösterirsek, karbonmonoksit buradan içeri giriyor ve demir beyin hava yollarını dolduruyor. Kana geçen bir miktar gaz var ve geriye kalan da bu şekilde dışarı çıkıyor. Kısacası gazın gidecek başka bir yeri olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Yani ya kana geçecek ya da vücuttan dışarı çıkacak. Bundan dolayı da buraya not ettiğim şu denklem gazın ne kadarının kana geçtiğini yani difüze olduğunu verir. Testte akciğerde genelde bulunan iki gazı yani oksijen ve karbondioksiti değil de karbon monoksiti kullanmamızın sebebi hemoglobindir. Hemoglobinin kanımızda bulunduğunu, kırmızı kan hücrelerinin yani al bir parçası olduğunu ve görevinin de kandaki gazı bir yerden bir yere taşımak olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Hemoglobin aslında birden fazla gazı taşıyabilir. Bu gazlardan ilki solunum söz konusu olduğunda atık ürün olarak değerlendirdiğimiz karbondioksittir. Vücut karbondioksit ürettiğinde hemoglobin bu gazı alır, akciğerlere gelir ve burada karbondioksit karşılığında oksijen alır. Bu çizimde bir gazın içeriye, bir gazın da dışarı doğru hareket ettiğinden bahsetmiştik ya, işte bu hareketin gerçekleşmesini hemoglobin sağlar. Hemoglobinin taşıdığı üçüncü gaz ise karbonmonoksittir. Bu gaz soluduğumuz havada bulunmayan bir gazdır. Ama hemoglobinin karbonmonoksiti sadece taşıdığını değil, taşımayı tercih ettiğini de biliyoruz. Evet, karbonmonoksit hemoglobinin en sevdiği gazdır. Bu testte karbonmonoksit kullanılmasının amacı ise bu kayırmacılık sayesinde akciğerde gerçekleşen difüzyonu maksimize edebilmemiz. Kandaki hemoglobin karbon monoksiti gördüğünde bu gazın hepsini yakalamak isteyeceği için difüzyonun ne kadar iyi gerçekleştiği konusunda daha iyi bir fikre sahip olabiliyoruz. Bu arada videonun başında da söz ettiğim gibi karbon monoksitin bu kadar korkutucu bir gaz olmasının sebebi şu. Evde olduğunuzu ve bir kaçak sonucu karbon monoksit gazının ortaya çıktığını varsayalım. Havada karbon monoksitin yanında oksijen de var tabi. Hemoglobinin karbon monoksiti kayırdığını söylemiştik. İşte böyle bir durumda hemoglobin soluduğunuz havadaki karbon monoksiti oksijene tercih etmeye ve oksijen yerine karbon monoksit taşımaya başlayacaktır. Hemoglobinin görevi oksijeni vücudun çeşitli yerlerine taşımaktı öyle değil mi? Bunu yapmadığı zaman vücudumuzda karbon monoksit kullanamadığına göre istenmeyen bir durum ortaya çıkar. Demir Bey'in test sırasında bundan tek bir nefes almasında elbette sorun yok. Ama bu durum birkaç dakika boyunca devam ederse kandaki oksijen seviyeleri düşer ve kişi soluk alıp veriyor olmasına rağmen boğulmaya başlar. Karbon monoksit zehirlenmesinin bu kadar ciddi olmasının sebebi budur. Teste ve difüzyona geri dönecek olursak, akciğerde tam olarak neyi test etmeye çalışıyoruz? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Difüzyonun yani kana geçişin iyi veya kötü olması tam olarak ne anlama geliyor? Bunun için size gazların davranışı ile ilgili bir denklem verip difüzyonu etkileyen şeyler üzerinde durmak istiyorum. Bir sınırdan geçebilen gazın hacmi geçtiği sınırın yüzey alanı bölü buradaki sınırın kalınlığı çarpı gazlarla alakalı bir sabit. Devam ediyorum. Çarpı sınırın bir tarafındaki basınç eksi diğer tarafındaki basınç olarak bulunur. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Yüzey alanı bölü kalınlık. Gazın geçeceği sınırın yapısıyla alakalıdır. Buradaki örnekte kandamarlarının iyi durumda olduklarını varsayarsak değerlendirmemiz gereken alveollerin zarıdır. Akciğerlerin dokusu. Evet. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Gazın buradan geçmesi durumunda yüzey alanı nedir? Kalınlık nedir? Bir kesir söz konusu olduğunda kesrin payındaki değer artarsa, yani buradaki yüzey alanı artarsa hacim artar. Ama kalınlık artarsa hacim düşer. Yüzey alanını etkileyecek durumlardan biri akciğer dokusuna hasar verip yüzey alanını ve difüzyonu azaltan amfizem gibi bir hastalık olabilir. Amfizemde alan azalır demiştik. Alan azalınca alan kesrin payında olduğu için hacim de düşer. Kalınlığı etkileyecek bir durumda örneğin fibroz gibi akciğer dokusunu kalınlaştırıp yaralayan bir hastalık olabilir. Bu gibi bir durumda kalınlık artar ve kalınlık kesrin paydasında olduğu için de hacim düşer. Bu iki hastalığın kana geçen gaz miktarını nasıl etkilediğini ve bu yüzden de akciğer fonksiyonlarını bozduğunu görüyoruz kısmi basınçlara geldiğimizde, bu kavram benim için biraz kafa karıştırıcı ama isterseniz şu şekilde düşünebiliriz. Örneğin bu sınırımız olsun ve bir gazın buradan yani birinci kısımdan buraya yani ikinci kısma geçmeye çalıştığını düşünelim. Gazın buradan buraya geçme isteği sınırın iki tarafında bu gazdan ne kadar olduğuna bağlıdır. Birinci senaryoda birinci kısımda bir sürü İkinci kısımda ise sadece birkaç tane gaz partikülü olduğunu düşünelim. Durum böyle olursa gaz tabii ki buradan buraya geçmek isteyecektir. Çünkü buradaki kısmi basınç buraya göre oldukça yüksektir. İki kısmi basınç arasındaki bu fark gazın buradan buraya geçme isteğini arttırır. Diğer durumda ise birinci kısımdaki basınçla ikinci kısımdaki basıncın hemen hemen eşit olduğunu düşünelim. O zaman Gaz buradan buraya geçmek için pek de istekli olmayacaktır. Denkleme geri dönecek olursak, öncelikle buradaki konseptin de aynı olduğunu söylemeliyim. Hava dolaşımındaki ve kandaki gazlar arasındaki farka baktığımızda aslında bu alandan bu alana ne kadar gaz geçişi olduğunu anlıyoruz. Demir Bey alveollerine ne kadar gaz alabildi? Normalde kanımızda karbonmonoksit olmadığına göre P2'nin sıfır olması gerekir. Ve bu yüzden karbonmonoksit soluduğumuzda P1 eksi P2 farkı büyür. P1 ve P2 arasındaki fark arttıkça da alveollerden kana geçecek hacim de artar. Denklemin bu kısmını etkileyen hastalıklar arasında akciğerlere hava girmesini zorlaştıran örneğin kronik bronşit gibi hastalıklar olabilir. Mukus ve tıkanıklık yüzünden hava alveollere giremez ve hava yollarındaki düşük basınç yüzünden P1 P2 de azalır. Aslında fibroz ve amfizem hastalıklarında da nefes almak güçleştiği için kısmi basınç farkı da olumsuz olarak etkilenir. Gördüğünüz gibi bu testle kontrol edilen difüzyonu birçok farklı hastalık, birçok farklı mekanizmayı etkileyerek değiştirebiliyor. Bu test teşhis edici bir test olmasa da kişinin hastalığının ciddiyeti konusunda bize fikir verebiliyor.